Günaydın, tünaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Günün hangi saatinde ya da her nerede birbirimize denk gelmişsek hiç fark etmeksizin benim videolarımı gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Videolarıma ilk kez denk gelmiş olabilirsiniz. Bundan önceki videolarıma da göz atarsanız çeşitli konularda sizlerle bilgiler paylaştığımı bilmenizi isterim. Ki özel danışmanlıklarımda da bunu daha çok paylaşıyorum. Gerek çakra değerlerinizle alakalı, gerek numerolojik olarak yapmış olduğumuz analizlerde sizde eksik olan ya da karşı tarafta eksik olan ne varsa, pin kodlarınızdan yani doğum tarihlerinizden getirmiş olduğumuz hesaplamalar sonucunda hangi konulardan sınandığınıza, bu hayatta en çok sınavlardan neyle alakalı yaşadığınızı, ikili ilişkilerde nasıl bir dinamiğe sahip olduğunuzu, bu dinamiklerde aslında eksik olanın ne olduğunu, nasıl tamamlayabileceğimizi, gezegenler üzerinden astrolojik olarak, sinastri olarak birbirinizi nasıl tamamladığınızı, nasıl bir serüvenin içinde olduğunuzu gibi gibi birçok konuda, gerek transitlerden nasıl etkilendiğinizi, karşı tarafın nasıl bir psikolojide olduğunu, nasıl bir karaktere sahip olduğunu, yani bunlarla alakalı sizlere evet bilgilendiriyorum. Buradaki amacım tamamıyla içinde bulunduğunuz süreci nasıl şifalandırabileceğimize, sizlere nasıl yardımcı olabileceğimize, nacizane bildiğim kadarıyla sizlerle mümkün olduğunca paylaşmaya ve sizlere yardımcı olmaya çalıştığımı bilmenizi isterim. Bu videolarla da gerek özel danışmanlıklarımda, gerek bu videolarla aklınızdaki soru işaretlerini, bir türlü o yerine oturmayan yapboz parçalarını nasıl yerine oturtabileceğimize, hayatınızdaki eksiklerin aslında neler olduğuna ve nasıl şifalandırabileceğimize dair sizlerle bilgiler paylaşmaya çalışıyorum. Nacizane, herkesin haritası özeldir. Tıpkı bir parmak izi gibi. Herkesin kaderi farklıdır. Herkesin bir seçimi vardır. Fakat bunların hepsi en özelinde özgür iradeye bağlıdır. Kişi yapmış olduğu özgür iradeyle, seçimlerle aslında kendi kaderine, kendi yoluna bir şekilde yön verir. Sadece yani deprem, işte trafik kazası, bu tür etkiler evet kaderseldir. Kadersel etkilerin haricinde yapmış olduğumuz şeylerse tamamen bizim özgür seçimlerimizden ibarettir. Evren ilahi sistem bir şekilde bize, kuzey aydınımıza yani tekamülümüze gidebilmeniz için yazık bazı konularda sınavlardan geçirir. Yani bu sınavlardan nasıl geçebildiğimiz önemlidir. Hani karma diyoruz ya veya dini olarak konuşmak gerekirse hep ne diye yorum yaparız? İyilik yap, iyilik bul. Kötülük yapan kötülük bulur. Ki önümüzdeki yıl karmalarımızdan sınanacağımız bir dönem, bir süreç bizi bekliyor. Yani akrep biraz daha böyle derindir, derinlemesine inmektir. Yani bu yüzden mesela boğa da topraktır, zemindir, yerdir. Yani bu yaşamış olduğumuz işte maden kazaları, kritik derecedeki işte dolunayın etkileri vesaireler falan, yani bunlar da bir kendisini gösteriyor. Ki bu önümüzdeki yıl boğa akrep aksında yaşayacağımız bu tutulmalarda gerçekten biraz zorlanacağımızı söyleyebilirim. Piyasa olarak zaten zorlanıyoruz. Şu andaki Venüs retrosunun da oldukça hani Plüton'la kavuşumundan dolayı piyasadaki bu çalkantının da farkındasınız. Diğer taraftan gerçekten zor bir sene, hani kıtlık anlamında, kıtlık demeyeyim de iptal. Yani zorlanacağımız, gerçekten böyle bir hani ithalatta, ihracatta vesaire de işte hani gıda ürünlerinde biraz böyle bir zorluk yaşayacağımız bir yıl bizi bekliyor diyebilirim. Ama en azından temkinli, tedbirli ve dikkatli olmamızı nacizane uyarmam gerekiyor. Bir de en çok uyarmam gereken şey ise sizlere. Önümüzdeki Ocak ayı hem Venüs retro olacak, hem Merkür retro olacak. Yani aklınızın ucundan geçip de geri gelmeyen herkes geri gelebilir. Yalnız nacizane tavsiyem, retrolarda yeni bir ilişkiye başlanmaz. Retrolarda yeni bir anlaşma yapılmaz. Yeni bir şeylere başlamak için çok yanlış dönemlerdir.
Çünkü retroda başlayan işler hep bir askıda kalır, yarım kalır ve belli döngülerde takılıp kalır. İlişkilere dikkat edin. Merkür retrosunda başlayan bir ilişki direkt yarım kalır. Bir sonraki Merkür retrosunda tekrar o ilişki bir gündemimize gelir. Bir sonrakinde tekrar. Yani retronun başlangıcında tekrar bir kendisini hissettirir, sonrasında tekrar ortadan kaybolur. Bu döngüleri siz o defteri kapatana kadar hayatınızda devir daim etmeye devam eder. Kısır bir döngü şeklinde devamlı böyle 4 aylık periyotlarda hayatınızda bir kendisini gösteren, tekrar kaybolan bir ilişki tipine dönüşür. Naçizane tavsiyem, bu tür retroların, retro dönemlerinde herhangi bir şeye başlamamızı naçizane tavsiye etmem. Yani retrolar şu açıdan iyidir. Geçmişte tamamlayamadığınız, yarım kalan, eksik kalan ne işiniz varsa, yani işlerinize dair tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Ki Venüs söz konusu. Venüs ilişkilerdir. İlişkilerinizde, geçmişte sizde enerjisi kalmış olan veya sizin enerjinizin kalmış olduğu kişilere istemsizce ya size adım atmak isterseniz veya onlardan size adımlar gelir. Bir şeyleri tamamlamanız gerektiği için, bir şeyleri artık sonuçlandırmanız, neticelendirmeniz için evren, ilahi sistem size bir fırsat sunar. Hani yarım kalmışlıkları, eksiklikleri evren, ilahi sistem fazla sevmez. Bu yüzden dolayı yani bunları mümkün olduğunca kapatıp hayatınıza devam edip yeni sayfalar açabilmeniz için, hayatınızda yenilikler yapabilmeniz için bir şekilde fırsattır. Çünkü hayat değişmenizi ister. Küllerinizden yeniden doğmanızı ister. Hayatınızı yapılandırmanızı, disipline etmenizi ister. Sizi bu yüzden de birçok sınavdan geçirir. Hepimiz hayatımızın döngülerinde, dönemlerinde farklı alanlarda sınavlardan geçiyoruz. Önemli olan bu sınavlardan nasıl geçtiğimiz. İlişkilerde nasılız? Veya bir evlat olarak nasılız? Anne babamıza nasıl davranıyoruz? Yaşlılarımıza nasıl davranıyoruz? İyilikler mi yapıyoruz? Kötülükler mi yapıyoruz? Hani hep karmalardan bahsediyoruz ya, dini olarak bile ne diyoruz, hani iyilik yap, iyilik bul. Sen kötülüğe bile iyilikle karşılık ver ki Yüce Yaradan bunun karşılığını her daim sana her yerden verir. Hayvanlara, sokak hayvanlarına mama dağıtabilirsiniz. Ağaç dikebilirsiniz. Toprağa tohum katabilirsiniz. İhtiyacı olanlara yardımcı olabilirsiniz. Yaşlılara, ihtiyacı olup ilaç alamayanlara. Çok zor durumda olan aileler var. Evet, devletimiz yardımcı oluyor. Ama biz de yardım elimizi uzatırsak, o karşılıksız yaptığınız iyilikler kendi hayatınızda her daim tecelli eder. İlahi adalet. Hani aklınızdaki kişiyle alakalı hep bekliyorsunuz ya, ilahi adalet. Hak etmediğiniz şeyler yaşadığınız için, yaşatıldığı için size, bunların ilahi sistemden karşılığını beklemiyor musunuz? Kendi hayatınızda iyilikler ve güzellikler bulmak istiyorsanız lütfen siz de bunun farkında olun. Ve hani karmadan bahsediyoruz, hani işte ilahi adaletten bahsediyoruz. Bunları kendi hayatımızda tecelli edebilmesi için, bunları bir kendi hayatımızda görebilmek için iyilikler yapın ki iyilikler bulabilin. Dini olarak da bu şekildedir. Komşun açken sen toplatamazsın. Biz akrep ülkesiyiz. Biz birbirimize köklerimizle bağlıyız. Aynı kökten gelmiş, aynı kök harmadan gelmiş insanlarız. Ruhlarımız birbirini tanıyor. Aklınızdaki kişiyle hayatınızda hiç kimseyi almadığınız kadar yakınıza aldığınız için, hiç kimseye hissetmediğiniz duyguları hissettiğiniz için ve bunun sebebini, niçinini sorguladığınız için bu videolar arasındasınız. Ve emin olun, evet, ruhlarınız birbirini tanıyor. Belki geçmiş karmalardan, belki de kadersel döngünüzün içinde yer aldığı için zaten bir araya çekildiniz. Onunla belki bir geleceğiniz var veyahut
sizin hayatınızdaki kadar tekamülünüzdeki size vermesi gereken dersi vermiş ve oyunculuğunu bitirip kendi hayat döngüsüne geriye dönmüş olabilir. Diğer taraftan hala kadar döngünüzün içinde belki de yeri bitmemiş fakat o kadersel döngü ona ağır geldiği için kaçmayı da seçmiş olabilir. Fakat kaderden kaçamayacağının farkında değil. Yani bumerang gibi dönüp dolaşıp tekrar size dönecektir. Bu tamamıyla aranızdaki bağa bağlı bir şey. Herkesin ilişkisi özeldir. Yani hep bir örnek veriyorum ya, işte sinerji üçgenindeki bazı rakamlar ana tabii rakamlar. Bunlar ilişkinin dinamiğini, hani sıralanışından bile ilişki dinamiğinin nasıl seyrettiğini çok açık, net bir şekilde bizlere verir. Bazen öyle birleşimler yaşarsınız ki onun üstünde zaten başka bir ilişki tipini düşünemezsiniz. O kişiden aklınızı, enerjinizi alamazsınız. Ne yaparsanız yapın, bağ kesme ritüelleri de yapsanız, unutmaya da çalışsanız, bir türlü aklınızdaki kişiyi unutamazsınız. Aranızdaki bağın güçlü olmasından kaynaklı olarak. Aradan 30 yıl dahi geçse onunla yaşamış olduğunuz aşk duygusunu unutamazsınız. Veya sinaside Juno kavuşma yaşarsanız, almış olduğu 120'lik açılarla muhteşem bir aşk hayatı, muhteşem bir aşk hikayesi. Zor. Hep derim ya, dile kolay, yaşaması zor. Mantığımızla bazı şeylerin üstesinden gelebiliyoruz da, duyguların üstesinden ne yazık ki gelemiyoruz. Lafı daha fazla uzatmadan, daha fazla da başınızı şişirmeden, sadece hani bu videoda şunu size hatırlatmak istedim. Çünkü karmalarımızla karşılaştığımız, karmalarımızdan sorgulandığımız, karmik bir dönemden geçeceğimizi söyleyebilirim önümüzdeki yıl. Bu yüzden mümkün olduğunca iyilik yapmaya, insanların ruhlarına iyiliklerde bulunmaya ve en başta kendinize iyilik yapmaya, her şeyden önce kendi bedenimize, kendi ruhumuza borçluyuz çünkü. İyilikler yapın ki iyilikler bulun. Bunu naçizane sadece hatırlatmak isterim, o kadar. Şimdi gelin açılımıza geçelim. Ve aklınızdaki kişiye şöyle bir soralım bakalım. Bu Venüs retro, Merkür retrosu bu kadar retro varken, gökyüzünde bu kadar karmik bir döngü oluşurken, kendisi muhtemelen şimdi şu uyarıyı da naçizane vermek istiyorum. Aklınızdaki kişi bugünlerde size geri dönüş yapacaktır. Fakat geri dönüş yapmak istediğinde şunun farkında olun. Libido söz konusudur. Yani biraz libido yüksek olarak geri dönüş yapacaktır. Bunun bilincinde olarak aklınızdaki kişiyi hayatınıza ister davet edin, isterseniz ona biraz es verin. Bir süre hani bana müsaade et diyerek onu biraz kendinizden uzak tutabilirsiniz. 1 Şubat'ın 15'ine kadar, hatta sevgililer gününden sonrasına kadar kendisini biraz böyle bir kendinizden uzak tutabilirsiniz. Çünkü bu retro süreçlerinde ister istemez geçmişte yapılanlar vesaireler, bunlar bir işte masaya yatırılacak, tartışılacak. Bir anda ani beklenmedik teklifler vesaireler falan gelebilir. Fakat retronun bitiminde bunların hepsinden geriye dönüşler olabilir. Bu yüzden canınızın yanılması için naçizane tavsiyem mümkün olduğunca ağırdan almanız. Bakalım retro bitiminde yine hala aynı duygu düşüncelerle yanınızda olacak mı? Tabii bu benim dediğim gibi naçizane tavsiyem. Şimdi gelelim aklımızdaki kişiye. Bu süreç içerisinde, bizden ayrı geçirmiş olduğu bu süreç içerisinde sizleri özlemiş mi? Özlem duygusu ne kadar ayyuka çıkmış, ne kadar böyle bir tap seviyeye ulaşmış? Hadi gelin beraber soralım ve aklımızdaki kişinin biraz enerjilerini sıkıştıralım. Ve masama hoş geldiniz. Öncelikle abone olan herkese
Destek veren herkese canı yürekten teşekkür ediyorum. Allah her birinizden ebeden razı olsun. Bu duamı asla yapmaktan yorulmayacağım. Sizler çünkü benim şükür sebebimsiniz. Etmiş olduğum dualarımın karşılığısınız. Bunu bilmenizi istiyorum. Her daim dileğim, duam şudur ki Yüce Rabbim beni yüreği güzel, kalbi güzel, enerjisi güzel insanlarla bir araya getir, buluştur, kavuştur diye ve sonsuz şükürler olsun ki beni sizlerle bir araya getirip buluşturup kavuşturuyor. Bu yüzden o kadar içten dua edişimin, sizin için dualarda bulunuşumun sebebi de budur en başta. Şimdi ve niyet ederek başlıyorum. Niyet ediyorum. İlahi plandan ve meleklerden, kartlar aracılığıyla bana en doğru, en gerçek, en net bilgilerin akmasına, en doğru sözcüklerle ve cümlelerle enerjilere aracılık edebilmeyi niyet ediyorum. Enerjiniz enerjime karışsın, ruhunuz ruhuma dost olsun. Bu açılım dinleyen, izleyen herkese ama herkese şifa olsun, şifa olsun, şifa olsun. Aklınızdaki kişiyle alakalı, bilinçaltıyla hisleriyle alakalı, olası süreçteki eylemleriyle alakalı. Siz yokken sizi nasıl özlediğine dair, ne hissettiğine dair, bilmemiz gereken, öğrenmemiz gereken her ne varsa en doğru şekliyle öğrenmeyi, en doğru cümlelerle aktarabilmeyi niyet ediyorum. Pekala. Her zamanki klasik açılımımı yapmak istedim. Aklımdaki kişi, kalbimdeki, ruhumdaki kişi. Şu an karşımızda olsaydın, en derin bilinçaltından, en derin hislerinden, söylemek isteyip söyleyemediğin, dile getirmek isteyip de getiremediğin her ne varsa burada bizimle paylaşmanı rica ediyorum. Her gün, her gece seni düşünüyorum. Beni hala sevdiğini hissediyorum. Seni kaybetmekten korkuyorum. Sen benim ruh işimsin, bizi zorlayan hep karmalarımız. Benden ne yapmamı istiyorsun anlamıyorum. Yani açık olun. Mesela dürüst olun. Her şey yolunda, mutluyum, umutluyum. Duygularımdan emin değilim derken seni çok özlüyorum. Yani sorduğumuz sorunun yanıtını aldık ama bir taraftan da duygularından emin değilim diyorsun. Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum. Peki. Açıkçası neden bilmiyorum. Bir dişil enerjiler içinde, eril enerjiler içinde, hani hem izleyen dişil enerjiler için hem de izleyen eril enerjiler için ayrı ayrı konuşturma kartı çekmek istedim. Aman Allah'ım. Bu gözler neler görüyordu? Diyor ki, beni ne kadar seviyorsun? Davranışlarımla bazen ileri giderek seni kırsam bile, dikkatinizi dağıtmayayım.
Davranışlarımla bazen ileri giderek seni kırsam bile seni nasıl sevdiğimi bilemezsin. Gecelerce seni düşünmekten kendimi alamıyorum. Hep hayatımda ve yanımda istiyorum dedi. Ve senin aşkın beni divane etti. Duygularımın yoğunluğu mantığımın önüne geçerek dengemi bozuyor. Sevgimi sağlıklı göstermeyi sayende öğrendim dedi. Yani umarım sağlıklı göstermeyi öğrenmişsindir diye temennide bulunarak. Çünkü bir taraftan duygularımdan emin değilim deyip arkasından seni özlüyorum deyip ciddi adımlara kadar götürdü olayı. Yalnız o kadar güzel sevmişsiniz ki aklınızdaki kişiyi. Hala gönderdiğiniz enerjiyle beni hala sevdiğini hissediyorum dedi. Ve dişil enerjiler. Aldım, kabul ettim. Seni bütün varlığınla olduğun gibi kabul ediyor ve seviyorum dedi. Ve el ele, biz birlikte olduğumuzda her şeyin altından kolaylıkla kalkarız. Bana güven, çünkü ben sana güveniyorum. Yani dişil enerjiler koşulsuz şartsız sevdiklerini her türlü belli ediyorlar diyebilirim. Dişil enerjiler gerçekten aklınızdaki kişiyi o kadar temiz seviyorsunuz ki. Kurbağa metaforu der ki, ruhsal uyanış, rahmani yönlerin açığa çıkması ve şeytani yönler ile sınanmak. Yani aklınızdaki kişi kendi şeytani yönleriyle sınandığını düşünüyor. Nefsiyle, düşündükleriyle, bir şekilde kendine yakıştıramıyor aslında ama diğer taraftan da bunlarla sınanıyor, zorlanıyor aslında. Keder, elem seninle beraber. Bir bulut gibi içinde yağmur tanelerini taşırcasına dolusun. Dokunsan ağlayacak belki. Yani aklınızdaki kişi gerçekten fazla romantik duygular içerisinde. Yani özlemekten baya baya canı yanmaya başlamış. Kendisini zor tuttuğunu söyleyen, enerjilerini zor zapt ettiğini söyleyen bir aklınızdaki kişi mevcut. Yani baya özlem duygusu ayyuka çıkmış. Sorduğumuz soruya yanıt aldık. Geç burada bitirsek mi acaba? Baya özlemi tavan yapmış. Ama yetinmiyoruz. Aklınızdaki kişi sizi sosyal medyadan takip ediyormuş. Siz bunun farkında olmayabilirsiniz. Çünkü kendisini o kadar güzel bir şekilde kamufle ediyor ki perde arkasında bilmediğiniz bazı gerçekler olduğunu söylüyor. Bir şekilde gizli işler çeviriyor yani aklınızdaki kişi. Ve dişil enerjiyi çok güçlü buluyor. Bir aslanı kediye çevirebilecek kadar güçlü. Dişil enerji o kadar gücünü kanıtlamış ki ille enerji şunu söylüyor. Bir erkeği rahatlıkla ehlileştirir. Yola getirir. Yani ne yapar eder? Bir erkeği terbiye eder. Yani dişil enerjiler güçlerini çok net bir şekilde ortaya koymuşlar. Elle enerjiler, dişil enerjiler sosyal medyadan takip ediyor, izliyor, gözlüyor, gözlemliyor. Naçizane tavsiyem yapmış olduğunuz paylaşımlara dikkat etmeniz olur. Gayet mutlu, gayet özünüzde, gayet hayatınıza devam eder bir görüntü sergilemenizi tavsiye ederim. Ki zaten aslında dişil enerjiler o kadar güzel bir duruş sergilemişler ki eril enerji tarafından takdir görüyor. Duruşunuzla, güzelliğinizle, kendinize özgüveninizle, hiçbir şekilde boyun eğmeyişinizle, herkes tarafından saygınlık duyduğunuz için, saygı gördüğünüz için eril enerji tarafından bir takdir görmeye başlamışsınız. Fakat eril enerji diyor ki, eril enerjinin sizin arkanızdan bazı işler çevirdiğini,
Gizli işler çevir dinle. Olaylar burada biraz değişti. Sizden gizli işler çevirmiş. Bunu sırf cinsellik libidosuna yenik düşerek, yani şeytani yönleriyle sınanarak aldatmayı seçmiş olabilir. Bu yüzden dolayı aklınızdaki kişiyi kaybetmiş olabilirsiniz. Ki buradaki aldatma kartı şimdi şöyle yorumlayabiliriz. Birincisi, aklınızdaki kişinin yalanlarını yakalamışsınız. Bu yüzden dolayı aranızdaki bütün diyalog bir tepe taklak olmuş gibi görünüyor. Eril enerjiler dişil enerjileri kaybettikleri için çok büyük bir pişmanlık besliyorlar. Çünkü aranızda hakikaten hala koparamadığınız bağlar var. Eril enerji bu yüzden dolayı da size karşı kesinlikle hamleye geçemiyor, olduğu yere çakılıp kalmış durumda. Bu hayatına üçüncü bir kişiyi dahil etmiş olanlar için geçerli. Diğer taraftan aklınıza kişinin yalanlarını yakalamış olabilirsiniz. Bu da bir aldatmacadır. Arkanızdan iş çevirmiştir, bunu öğrenmişsiniz. Öğrenmişsinizdir. Bu da bir aldatmacadır. Sosyal medya üzerinden birileriyle yazıştığını, görüştüğünü öğrenmişsinizdir. Bunun içinde biraz cinsel içerikli yazışmaları görmüşsünüzdür. Bu da bir aldatmadır. Yani her türlü aklınızdaki kişi tarafından sizden gizlenen, saklanan bir şeyleri öğrendiğiniz için bir aldatmaya maruz kalmış, arkanızı dönüp çekip gitmek zorunda kalmışsınız. Dişil enerjiler aralarına koydukları yol, mesafe, uzaklıktan dolayı eril enerjiler bir türlü cesarete gelip de yola çıkamamışlar. Yola çıksalar dahi bir türlü ilerleyememişler. Oldukları yere çamura saplanıp kalmışlar. Bu yüzden dolayı da bir türlü dişil enerjiye, hamleye, eyleme geçememişler. Hani geçebilseler çok büyük bir başarı elde edecekler bir kere. Bundan eminler. Ya bir karşısına çıkabilsem, bir yüz yüze gelebilsek ben onu ikna edeceğim. Bu benim için çok büyük bir başarı olacak. Sizi yemeğe davet etmek isteyebilir, sizinle buluşmak isteyebilir. Bir şekilde size yapmış olduğu bu durumu izah etmeye, açıklamaya, kendisini size affettirmeye çalışacak gibi görünüyor ki sizinle, sizi diğer yarısı gibi görmüş. Hala enerjisini sizden alamayan bir aklınızda kişi var. Her gün, her gece seni düşünüyorum, aklından çıkmıyorsun demesin demeyle başladı. Deste mesajı olarak. Fakat hali hazırda şu anda da yani olduğu yere öyle bir çakılıp kalmış ki, yani çamura batmış. Hani şey vardır ya, yalanı yalanla besledikçe bir şekilde kendisini kendi bataklığına çökmeye başlamış. Kendi çamuruna saplanmış. Ne bir adım ileri gidebiliyor, ne bir adım geri gelebiliyor. Amacı yeni heyecanlar vesaireler falan yaşamakken, gökkuşağını görebilmekken olduğu yere çakılıp kalmış. Bir de üstüne üstlük sizi kaybetmiş. Yani girmiş olduğu bu heyecan silsilesi yüzünden, yani hepsinden olmuş. Derler Midyat'a Bulgur'a giderken evdeki buğdayda olmak diye. Yani eril enerji tamamen kendi rahmani yönlerinin uyanışına geçip şeytan yönleriyle sınanmak dedikleri tam da bu olsa gerek yani. Buna karşılık da şimdi hala işte hani sevdiğinden, sizi deli gibi özlediğinden vesaire bahsediyor. Sanırım bu dolunay sizden saklanan, gizlenen her şeyin açığa çıktığını, bazı gerçekleri gördüğünüzü, bu süreçlerin çok daha ağırlıkla yaşandığını gözler önüne seriyor. Yani bu sadece dediğim gibi üçüncü bir kişiden de bahsetmiyoruz. Üçüncü bir mevzu da olabilir. Üçüncü mevzular yüzünden sırf erkeklik egosuna yediremediği için bu süreçleri size yaşatmış da olabilir. Sizi takdir etmesine rağmen, sizin gücünüzün farkında olmasına rağmen sizin arkanızdan iş çevirmiş, yakalanmış, enselenmiş, siz arkanızı dönüp çekip gitmişsiniz. O arkanızdan ne yaparsa yapsın durumu toparlayamamış. Net. Olaylara bakış açısını değiştirmeye çalışıyor. Farklı bir
perspektiften bakmaya çalışıyor, bırakmaya çalışıyor, vazgeçmeye çalışıyor ama vazgeçemiyor. Aranızda o kadar güçlü bir bağ, o kadar güçlü bir uyum var ki evren ilahi sistem tarafından sanki birbirinize yazılmış gibisiniz. Birbirinizin kaderi gibisiniz. Aranızda çok güçlü bir terapetik bağ var. Birbiriniz için dualar ediyorsunuz. Dualarda, niyazlardasınız. Her ne kadar dişil enerji arkasını dönüp çekip yıkmış olsa da eril enerji için dualara, niyazlara bürünmüş durumda. Sadece tek istediğiniz şey sevinçten, mutluluktan aslında şarkılar söyleyebilmek. Yeniden o mutlu günleri yaşayabilmek, güzel günleri yaşayabilmek. Bir anda her şey hızlıca gerçekleşse umudunu hissediyorsunuz içten içe. Eril enerjiler, dişil enerjilerin kendilerini sonsuz olasılıklara kollarını açmalarından korkuyorlar. Bu yüzden dolayı da avcılık ruhlarını kullandıklarını söyleyebilirim. Ve ilmek ilmek atacakları adımlara, sizinle alakalı kurmuş oldukları hayallerini, altyapısını yapmaya çalıştıklarını da söyleyebilirim. Kendi hayatlarında, kendi kafalarında kurmuş oldukları bu plana, projeye o kadar adapte olmuş ki resmen böyle altyapısını yavaş yavaş kurmaya çalışan bir aklınızdaki kişi mevcut diyebilirim. Bu aranızdaki ayrı geçmiş olduğunuz süreci bir mola gibi değerlendirdiğini, kendisini konfor alanına kapattığını, ego çalıştırdığını. Bu yüzden dolayı bu yakalanmışlıktan dolayı yüzü olup da karşınıza çıkamıyor. Bu durum aklınızdaki kişinin canını fazlasıyla yaktığını söyleyebilirim. Ve aklınızdaki kişi nasıl davranmış biliyor musunuz? Sizi almış, göklere çıkarmış, çıkarmış, çıkarmış. Böyle size en güzel vaatlerde bulunmuş, en güzel duyguları yaşatmış. Sizi öyle bir duruma getirmiş ki kendinizi bulutların üstünde görmüşsünüz. Fakat onun sonrasında sizi aşağı bırakmış. En tepeyi de göstermiş, en dibi de. Yani kartal avını öldürürken önce avını alır, gökyüzüne yükseltir, 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 gökyüzünden yere bırakır. Bir anda her şeyin olup bitmesi gibi, hızlı bir şekilde gerçekleşmesi gibi. Dişil enerjiler güzelliklerini gösterdikleri, kendilerinden emin oldukları, yani eril enerjilerin gözünde gerçekten çok güzel görünüyor dişil enerji. Aynı zamanda eril enerjiler, dişil enerjilerin resmen adım adım peşinde. Karda yürüyüp izini belli etmeden bir şekilde gözleri dişil enerjinin üzerinde takip ediyorlar. Ve aranızda engeller varsa bu engelleri kaldırabilmek adına ellerinden geleni yapacaklarını, ne olursa olsun hala birbirinizi sevdiğinize dair bir inancı olduğunu dile getiriyor aklınızdaki kişi. Pekala. Aklınızdaki kişi hala buna rağmen hani bir şekilde eril enerjiler egolarını yenemedikleri için biraz da utandıkları ve bunu nasıl telafi edeceklerini bilemedikleri için daha doğrusu adımda, eylemde, hamlede bulunamıyorlar. Nacizane tavsiyem, aranızda bu durumu, bu süreci yaşayan eril enerjiler varsa tek yapmanız gereken dişil enerjinin gönlünü almak, kendinizi mümkün olduğunca yaptığınız hataları bir şekilde affettirmek için elinizden geleni yapmak. Bu kadar sevgisinden emin olduğunuz bir dişil enerji karşınızda varsa bunu elde etmek hiç de o kadar kolay değildir. Sizi bu kadar seven bir dişil enerji varsa yani elinizden geleni yapın. Kendinizi affettirin ve dişil enerjiyi geri kazanmak için bütün savaşınızı verin. O zaman avcılık ruhunuzu kullanmış olursunuz. Sizin doğuştan getirmiş olduğunuz bir avcılık ruhunuz var. Aslan egonuzu her yerde kullanırsınız. Kendi aranızda, iş hayatınızda aslan egonuzu kullanın. İlişkilerde değil.
Niye bir böyle bir el enerjiye atarlandım, giderlendimse bilmiyorum. Ama genel kolektiften gelen bir enerjiyle bunu dile getirdim söyleyebilirim. Ki bu yaptıklarından sonra demek ki bu tepkiyi vermemde haklıymışım yani. Özetlemek gerekirse, el enerjiler, efendime söyleyeyim, bir yine değnek üçlüsü kendisi. Tamamen boş bir vizyon arayışında. Şimdi bu şurayı ayrı değerlendireceğim. El enerjiler tamamen ayrı bir boş bir vizyon arayışında. Yani nasıl onu, tamam, evet yakalandım. Tamamen hani bu ilişki bitmiş olabilir. Tamam, seninle bu ilişkin bittiyse ben de kendime yeni bir kapı açarım. Yeni başlangıçlar yaparım. Arkamı döner çeker giderim. Yani o aslında egolarını çalıştırıyorlar ya. O egoyla arkalarını dönüp çekip gidiyorlar. Yani sen olmazsan bir başkası olur edasındalar ya. Boş. Boş bir vizyon arayışı. Hayal ettikleri yerde gemiler var, deniz yok. Eline sörf tahtasını almış, dalga yok. Yok yani. Bomboş hırsıyla, sinirle, öfkesiyle almış olduğu yanlış kararlar yüzünden bir ilişkiyi mahvetmiş. Yeni vizyon arayışında, yeni heyecanlar peşinde koşarken elindeki avucundakinden olmuş bir eliner. Yani bunun karşılığında dişli enerji zaten artık hiçbir şey duymak, hiçbir şey görmek istemiyor. Kendisini tamamıyla korumaya almış. Etrafın lafından, sözünden, insanları dinlemekten dahi yorulmuş. Kendisini korumaktan, bu ilişkiyi açıklamaktan, neler yaşadığını anlatmaktan dahi yorulmuş. İnsanlarla bunu paylaşmaktan dahi yorulmuş. Fakat bu yaşananlara, yaşatılanlara rağmen hala eril enerji böyle sonunu düşünmeden, böyle bir şehvetiyle, arzusuyla, tutkusuyla, hani ben ikna ederim, tekrar gönlünü alırım edasıyla dişli enerjiye karşı bir hamleyle gelmiş. Ya tamam, hani bir yanlış yaptım ama işte hani anımızı yaşayalım. Biz bir aradayken iyiydik. Niye? Bu boş vizyon boş çıktı çünkü. Belli bir süre sonra size geri doğru adım atmış. Fakat siz dişli enerjiler, eril enerjilere bir kere kapılarınızı kapatmışsınız. Kadın gider, adam biter kartı. Onu sevginizden, ilginizden, şefkatinizden, her şeyinizden yoksun bırakmışsınız. Hayır, siz kendiniz kahretmemiş misiniz, kahrolmuşsunuz. Onu soğukta, ayazda bırakırken siz kalmadınız mı? Yüreğinize karlar yağmadı mı? Yağdı. Ama sizi buna yapmak zorunda bırakmış. Ondan tek beklediği şey, dişli enerji diyor ki, bana bu hatayı yaptın mı, yaptı. Ben ona kapılarımı kapatmak zorunda kaldım. Tek yapması gereken gelip kapıyı çalmaktı. Kendisini affettirmekti. Anahtar zaten kapının üstünde bile değildi. O kapıyı itlese zaten içeri girecek. Ama bunu bile yapmayı akıl edemedi. Onun yerine bana bahaneler uyduruyordu. Kendi hayatımda bazı halletmem gereken meseleler var. İşte borçlarım var. Parayla alakalı sıkıntım var. Aileyle alakalı sıkıntım var diye bahaneler uydurdu. Mümkün olduğunca olayı, süreci ağırdan alabilmek için elinden geleni yaptı diyor. Bana hep ağır adımlarla geldi. Kendini hep ağırdan satmaya çalıştı. Ben artık bu durumdan yoruldum diyor. Kendimi koruma alanına aldım. Kendimi şifalandırmaya çalışıyorum. Ona karşı da artık tabularımı, duvarlarımı ördüm. Kendi duvarlarımın arkasında kendimi güvende tutmaya çalışıyorum. Çünkü yoruldum.
Yoruldum, artık bir şey görmek istemiyorum. Ben yeterince savaş verdim. Olası süreçte eril enerjiler duygusal bir teklifle gelmek istiyorlar. Hatta öyle bir teklifle gelmek istiyorlar ki sevinçten gözyaşları döktürebilecek kadar güzel bir teklifle gelmek istiyorlar. İlahi plandan, ilahi sistemden bununla alakalı fırsat kolladıklarını da söyleyebilirim. Fakat hani bu durumu değiştirip dönüştürebilecek güç benim elimde var. Ben kendime bu konuda güveniyorum diyor. Yani bütün materyaller her neyse, hani duyguysa duygu, mantıksa mantık, şehvetse, hırsa, bunların hepsi bende var. Sadece bu durumu değiştirip dönüştürebilecek gücün benim içimde olduğunu, dişil enerjinin istediği her şeyin bende olduğunu biliyorum diyor. Bu yüzden bu özgüvenle, zaten bu duygusal teklifle, bu yeni başlangıç teklifiyle gitmeyi düşünüyorum diyor olası süreçte. Ancak üçüncü kişi mevzuları var. Yani ne kadar değiştirip dönüştürmeye çalışsa da hani kalbi paramparça olmuş bir dişil enerji var. Bu sizden saklayıp gizlediği her neyse, sizin arkanızdan çevirdiği her neyse veyahut gerçekten arada bir üçüncü kişi mevzusu var ise, bu üçüncü kişi mevzusundan dolayı bu durumu nasıl değiştirip dönüştüreceğine dair yani bayağı özgüveni olduğunu söyleyebilirim ki olası süreçte de, yani üçüncü kişiyle alakalı da zaten en nihayetinde bir hırsızlık durumu söz konusu ki, hırsızlığı da şöyle özetleyebiliriz. Yani ilgisinden, sevgisinden, şefkatinden veya onun kendisine sunabileceği her şeyden bir şekilde sebeplenmek istemiş. Fırsatçılık yapmış. Bir nevi zaman hırsızlığı, ilgi hırsızlığı yapmış diyebiliriz. Yani buradaki yaşamış olduğu süreçte de bir korkularıyla yüzleşmiş. Kendi içindeki iyi, kötüyü vesaireyi hepsiyle bir yüzleşme durumu söz konusu eril enerjide. Bu süre zarfında da sizinle geçirmiş olduğu zaman dilimlerini fazlasıyla özleyen, dişli enerjilerin kendilerini işine gücüne verdikleri, sabır çalıştırdıkları ve eril enerjiler için gerek dualarda gerek ritüellerde bulundukları, sırf hani bu süreci mümkün olduğunca sabır sabah süreçleriyle atlatmaya çalışıp da eril enerjinin kendisine dönmesi için dualar, niyazlar, bir şekilde kendinizi işi gücü vererek hani unutmaya çalışmak, yani hakikaten dişil enerjiler için biraz daha ağır geçmiş diyebilirim. Öte taraftan olası süreçte de zaten eril enerjiler de dişil enerjiler de en başta söyledikleri şey, biz görünmez zincirlerle birbirimize bağlıyız. Biz görünmez zincirlerle birbirimize bağlıyız. Biz birbirimize bağımlılık haline getirdik. Kopmak istiyor, kopamıyoruz. Yok, aklımdan çıkartamıyorum, ruhumdan çıkartamıyorum diyen bir aklınızdaki kişi mevcut. Aranızdaki bu durumla alakalı çözüm üretmek isteyen ve gerçekten bir fırsat bekleyen eril enerjiler mevcut ki onunla alakalı da yakın zamanlarda, hatta 12'li zamanlara dikkat etmenizi naçizane tavsiye ederim. Eril enerjiden gelebilecek olan bir haberi, bir durumu söyleyebiliriz ki hiç beklemediğiniz bir anda gelebilecek olan bir haberden bahsediyor. Güzel bir haberden bahsediyor. Üçüncü kişilerle alakalı mevzularda, konularda size her türlü haber gelişi var ve sizinle dışarıda bir buluşması var. Bu üçüncü kişiyle alakalı mevzuda size gelecek olan bir haber var. Hmm.
Şimdi enerjileri zorlamayacağım. Bir tane de şuraya çekelim. Genelini bir yorumlayalım. Şöyle. Şimdi eril enerjiler. Bu üçüncü kişiyle alakalı bazı bilmedikleri gerçekleri, daha doğrusu bu üçüncü kişilerin kendilerinden saklamış, gizlemiş oldukları bazı şeyleri öğrenmişler. Bu öğrendikleri bilgi her neyse onları biraz rahatsız etmiş ve içi içini kemirmiş diyebilirim. Bu durumla süreçle alakalı da mümkün olduğunca hani bazı kötü haberler, bazı hoşuna gitmeyen durumlar, süreçler yaşamış olduğunu söyleyebilirim. Ve sizin bu durumu bilmemeniz için de mümkün olduğunca elinden geleni de yapmış. Daha doğrusu kimsenin bilmemesi için elinden geleni yapmış. Aranızdaki bu sürece, bu duruma da çözüm bulabilmek için elinden geleni yapacağını, sizinle bir şekilde hiç beklemediğiniz bir anda haberleşmeye, iletişime geçeceğini, güzel bir şekilde iletişime geçeceğini, geçme niyetinin olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten sizinle amacının yuva kurmak olduğunu, aranızda yıkılmış olan köprüleri tekrar inşa etmek için, tekrar bir araya gelebilmek için her yolu deneyebileceğini iddia eden bir aklınızdaki kişi var. Üçüncü kişiyle alakalı mevzuları, konuları sizden saklayıp gizleyecek. Ortada kanıtlar olmasına rağmen. Üstelik yani kuyu kartında da aklınızdaki kişinin sizden saklamış, gizlemiş olduğu şeyler biraz sizin canınızı yakabilir, canınızı sıkabilir. Bırakın bilmeyin der kuyu kartı. Bilirseniz bildiklerinizin sizin canınızı yakabileceğini söyler. Duyacaklarınızın hiç de hoş olmayacağını dile getiriyor. Aklınızdaki kişinin bu konuya karşı suskunluk çalıştıracağını getiriyor. Ki dişil enerjiler gerçekten bir çocuk masumiyetiyle sevmiş eril enerjiyi. Şimdi aslında burada 3 versiyon çıkıyor diyebiliriz. Birincisi, aklınızdaki kişi eski eşiniz olabilir, çocuğunuzla birlikte eski eşinizden haber bekliyor olabilirsiniz. Diğer taraftan aklınızdaki kişiyi siz evlenmiş, ayrılmış olabilirsiniz, çocuğunuz olabilir, aklınızdaki kişiyi bekliyor olabilirsiniz. Veyahut çocuğunuz olmasa dahi çocukça bir özlemle, çocukça bir masumiyetle aklınızdaki kişiyi sevmiş, gerçekten en saf, en temiz, en masum halinizle sevmişsiniz ve olayların, süreçlerin tamamen ilahi sistem, ilahi zamanlama içerisinde gerçekleşmesini beklediğinizi, bekleme enerjisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Yani her türlü eril enerjilerde, dişli enerjilerde şu anda olayların, süreçlerin bir ilahi zamanlama içerisinde gerçekleşmesini bekliyor. Gerçeklerle yüzleşme, bir işin aslı, esası, hakikate er ya da geç ulaşma. Yani eril enerjiler sakladıkları, gizledikleri her ne varsa bunlardan bir açığa çıkmış. Yani hakikaten dolunay etkisi sonuna kadar sirayet etmiş. Bilmediğiniz ne varsa hepsini öğrenmişsiniz. Aklınızdaki kişi şu anda tamamen çok büyük bir boşluk içerisinde. Sanki donup kalmış gibi. Yani öyle bir yakalanmış ki size, gerçeklerle öyle bir yüzleşmiş ki şu anda ne yapacağını hiç bilemez durumda. Boş, anlamsız kalmış, donmuş, olaylara tepki veremiyor, ne yapacağını bilemiyor. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamış. En başta da kendisine benim gibi birisi nasıl olur da yakalanır? Nasıl olur da bu durumun, bu sürecin içerisine düşer diye. En başta bunun bir kere hayal kırıklığını yaşıyor. Yani o kadar kendisine özgüveni var ki, o kadar özgüven tavan ki, yani nasıl olur da yakalanırım duygusundan, kuşkusundan en büyük hayal kırıklığı onun. Bir de diğer taraftan beklentilerin boşa çıkması, kendi kontrolü dışında bir sonucun getirdiği üzüntü. Neden? Üçüncü kişiyle alakalı kurmuş olduğu hayallerin hepsi boşa çıktı. En başında zaten ne dedik biz? Boş bir vizyon. Boş bir hayal. Sizinle geçirmiş olduğu günlere, anlara çok fazlasıyla takılmış olan, böyle
özlem, anılar, yani bir türlü sizinle geçmiş olduğu zaman diliminden çıkamayan, sizi gerçekten diğer yarısı gibi görmüş olan, güzel bir ahenginiz olduğuna inanan bir aklınızda kişi var ki size öyle bir şehvet, tutku, arzu hissediyor. Öyle bir coşkusu var ki size karşı. Şu anda buna ulaşamadığı için de tamamen içine dönmüş ve çok büyük bir sabır çalıştıran aklınızdaki kişi var. Sizi ne hava irtibata, iletişime geçmek isteyen, onun için doğru zamanı bekleyen, şu anda sadece kendisini akışa salıvermiş olan, size koşulsuz şartsız bağlılık geliştiren ve görünmez zincirlerle birbirinize bağlı olduğunuzu düşünen bir aklınızdaki kişi var ki şeytan kartında da aynı söylemişti. Tabiat kartında da hemen hemen benzer bir durum vardır ki burada biraz daha saplantı haline getirmek vardır. Vazgeçememezlik vardır. Sizinle kendisiyle bir iç hesaplaşma yaşamış, aynı zamanda bu yüzleşmeyi sizinle birlikte de yaşayabileceği anlamına geliyor. Bu aranızda yaşamış olduğunuz ayrılık süreci, ona mesafe koyma süreci, gerçekten ona sırtınızı dönmüş olmanız onu bir en dibi yaşatmış. Şu an öyle bir sis bulutu içerisindeki ne yapacağını gerçekten bilemez durumda. Tıpkı içlik kartında olduğu gibi boş, anlamsız. Yani bu yakalanmış olması, bu bilmediğiniz gerçeklerin perde arkasını öğrenmiş olmanız sizde çok büyük derin yaralar açmış ki iyileşme sürecine geçmeye çalışıyorsunuz. İyileşmeye, ruhunuzu, kalbinizi, kırılmış kalbinizi iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Aklınızdaki kişi ise içine düşmüş olduğu bu durumdan o kadar utanç duymuş ki kurtulmaya çalışıyor, pişmanlık çalıştırıyor. Siz ona ne kadar şefkatle, ne kadar sevgiyle yaklaşmışsanız, size karşı yapmış olduğu, işlemiş olduğu şeylerden dolayı icap içindeki durumu, süreci hala ertelemeye çalışan bir aklınızdaki kişi var. İlahi adalet her daim tecelli eder. Yani aklınızdaki kişi etrafı, çevresi tarafından bir şekilde manipüle ediliyor ve baskı altına alınmaya çalışıyor. Karşıdaki kişi tarafından da olabilir, etrafı çevresi tarafından da yaptığı hata yüzünden eleştiriliyor olabilir. Veyahut size bunu uygulamaya çalışmış olabilir. Bir şekilde, yani bu yaşamış olduğu baskıdan da hiç de memnun değil. Fakat bunu da hak etmiş mi? Hak etmiş. Size yaşatmış olduklarından sonra, zaten bu yaşadığı aslında size yaşattıklarından sonra az bile ki ilahi adalet dediğimiz gibi her zaman tecelli eder. Bir duruma ya da kişiye karşı adil olma, haksızlığın farkına varma ve ilahi adalet. Aklınızdaki kişi bunu bir kere size affettirmek zorunda mı? Zorunda. Size bu durumu unutturmak için elinden geleni yapmak zorunda mı? Zorunda. Hak etmediğiniz, siz ona şefkatle, ilgiyle yaklaşırken, siz ona aşkın en güzel halini yaşatmak için elinizden geleni yaparken, siz onu bütün masumiyetinizle beklerken, yani siz güvenin, kendinize güvenin, ilahi sisteme güvenin, emin olun, yüreğinizden ne geçiriyorsanız, olmasını istediğiniz her şeyin gerçekleştiğine inandığınız sürece bunu hayatınıza çekersiniz. Bir mıknatıs gibi. Seslendirin. Olmasını istediğiniz şeyi seslendirin. Da dileklerinizi, dualarınızı, hayallerinizi. Bir tane daha çekmek istedim. Pekala. Yalnız hepsinin, yani daha doğrusu çoğunun mor gelmesi. Aşk. Senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor. Gerçek aşka, sevgiye güven dedi. Kalbindeki sorunun cevabı evet.
Aklınızdan her ne geçirdiyseniz, şu anda içinizden her ne geçiriyorsanız, bunun cevabı evet. Gerçekten gelecek mi? Gerçekten özledi mi? Yani bu sorularınızın cevabı evet. Yeni bir dünya. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya. Bunu hak ettin. Yani ilahi adalet tecelli ettiğini, artık bir öncekinden farklı olarak yeni bir dünya, yeni bir başlangıç için kendinizi hazırlamanız gerektiğini söylüyor. Ve al, hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren sana daha çok verecek. Size gelenleri bir şekilde bugüne kadar hep verici davranmışsınız. Hep vermiş, hep fedakarlık yapmışsınız. Artık alma sırası sizde. Alma verme dengesini kurduğunuz sürece ilahi adalet tecelli edecektir. Siz yeter ki almasını bilin. Evrenin, ilahi sistemin size vermiş olduğu mucizeleri, hediyeleri kabul edin. Hani Access Bars eğitiminde veya bölümlerinde hep şu soru vardır ya. Bugünün bana mucizeleri nelerdir? Bugünün bana hediyeleri nelerdir? Güne bu şekilde başladığınız zaman gerçekten farkında olmadan sizin yaşamış olduğunuz mucizeleri bir ölçüp tartarsınız. Bilinçaltı ister istemez bu soruyu sorduğu için günü içerisinde yaşamış olduğunuz olaylardan nasıl dersler çıkarmanız gerektiğini, nelerle karşılaşabileceğinizi, neleri hayatınıza çektiğinizi ve neleri hediye olarak gördüğünüzü, nelerin birer mucize, hayatınızda mucize olarak sirayet ettiğini ayrıştırmaya başlarsınız. Hayatın kıymetini, değerini çok daha derin yaşamaya başlarsınız. Zaten bu canı taşıyor olmamız bile çok büyük bir mucize. Şükürler olsun. Veren yüce Rabbime sonsuz şükürler olsun. Kötü olanları değişip dönüşmek üzere evrene iade ediyorum. İyi olanları aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Oldu, oldu, oldu. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşça kalın.